arkadaşıma gönderdim. Bir 34'e gönderdim. 2 kilo 16. Hatta bu birinci gün mesela bir koli başkanımız olduğuydu ufak yana. Gerçi şimdi Tayvan da. İkinci kumaz 2.89 geldi. Birinci kumaz 1.99 geldi. Durumda daha bir gün öndeyiz biz daha. O hayvan bugün bak bizim 32 gün. Bir gün önden gidiyor. Yani ama ölüm olmasın. Evet baba. Tavuk çiftliği ile ilgili önemli bilgileri senden alabilir miyiz? Hayır, ben şimdi unutmam unutmayacağım istedim. Git ilhamda al. Bak ilham geliyor, bak ilham geliyor. Cihara yakın beraber, git ilhamda al. Ağzım Ramazanlı diye mi? Ağzım Ramazanlı al, ben şimdi bilgimi ben veremeyeceğim. He, bu arada da bugün Berat Kandili, kandiliniz mübarek olsun. Amin, Allah razı olsun da, yalnız şu durumda var, ağzım açma dermanım yok oğlum, lütfen. Lütfen, mesajları dahi zor okuyorum. Evet, bu işin dehası uzmanı ha. İlhami Çingirt. İlhami'ne konuşun. İlhami gel bakalım, bir iki röportaj yapalım ya. İlhami çağırıyor, su konuşsun. Evet İlhami. Evet. Tavukçulukla ilgili önemli şeyleri senden alabilir miyiz bilgilerden? Tamam. İnsanlar internette araştırıyor bunu, randımanlı bilgi alamıyorlar. Burada olayı yerinde kaynağında görüyoruz yani. 25 binlik tavuk çiftliğinde bu işin profesör olan İlhami Çingirt'le konuşuyoruz. Evet İlham. Ya ben niye anlarım profesörlükten? Nasıl geçiyor tavukçuluk yani? Evet. Ölüm oluyor mu? Hastalık var mı? Rezalet, rezalet. Tavuktan mı soğutuyorlar insanları? Evet. Ne hastalığı geliyor? Bronşit diyorlar, kole diyorlar. Tavuklar bir şekilde ölüyor. Kafa ama şişmesi yapan hastalık neydi? Kumbara mı diyorlardı? Stresten diyorlar, kumbara diyorlar. Evet. Sen ne kadar biyo güvenliğe dikkat edersen et. Hastalık geleceğim dediği zaman geliyor. Yani biyo güvenlik için son sistem de yapsan. Damızlıktan gelen bir şey. Damızlıktan gelen hastalıklar oluyor. Evet. Bu da ne oluyor? Vurup geçiyor yani. %10'lara, %15'lere çıkıyor ölüm. Şu an tavuklarımız kaç günlük? 38 günlük bugün. 3 gün önce seyreltme yapıldı. 35. gündeki seyreltme 2 kilo 20 gram çıktı ortalaması. Şu anki gidişat iyi. Fakat ölüm çok. Ölüme bir çare bulamadılar. O da damızlıktan geliyor diyorsun yani. Evet. Damızlıktaki sorun çözülmedikçe bu iş çözülmez diyorsun yani. Çözülmez. Mümkün değil. 50 bin hayvanda kaç adet ölüyor? Günlük mü? Genel toplama yani. Genel toplam olarak yani. 5 gün boyunca mı yoksa? Tabii 45 gün boyunca yani. 50 bin hayvandan ortalama kaç hayvan ölüyor? Kaç hayvan ölüyor? En az 5 gün ölüyor. Çok değil mi? Evet. Kaç olması lazım? Normalde ne diyeyim ben sana? İnardan 2000 ölü. Evet. 2000 ölü normaldir 50 bin hayvanda.
LED kapaklar açık. Evet. Şinal havalandırma yapıyoruz. Evet, şu an yaz mevsimi olduğu için tünel havalandırma sistemi yapılıyor yani. Pet kapaklar açık. Evet, kümesimiz bu şekilde. Çatısı petek giriş. Çatı malzemesi saç panel, sandviç panel. Ekipmanlarımız Tavsan. Tavukçuluğun ekipmanda olmazsa olmaz markası Tavsan. Duvarları fayans yapmıştık. Biyo güvenlik iyi olsun diye, temizlik rahat olsun diye. Güzel tavuk çıksın diye ama ölümden dolayı tavuk çıkaramıyoruz. Ya ölüm çok oluyor diyorsun ama İlham'ım şimdi ölenle de ölünmüyor ki yani. Yapacak bir şey yok. Evet, paramız bu şekil. Buradaki 45 günlük programı buraya atılıyor. Alarmı. Yani her şey son sistem fakat ölümden kurtulamıyoruz. Evet, çekimlerimize devam ediyoruz dışarıda. Evet, annemle babamın çiçekleri. Evet, biyo güvenlik için her yere sağ beton attık. Fakat yine de bu hastalıktan kurtulamıyoruz. Evet, yine bu da bizim yapmış olduğumuz çeltik serme makinesi. 13 çuval çeltik alıyor içi. Aynı kalınlıkta seriyor. Gübreyi çıkarmak için tesviye bıçağı. Traktörümüz. 2 nolu kümes. Kömür döküm yeri ve kazanı. Burası da iki nolu kümesin bakıcı odası kısmı ve aynı zamanda takımhane. Evet. Burası da iki nolu kümes. Aynı şekilde tünel havalandırma sistemiyle pet kapaklar açık. Şu an 25 bin hayvan var burada. Kümeslerimiz çevre düzenlemesiyle olsun, kümes içi ekipmanlarıyla olsun, duvardaki fayanslarıyla olsun, çatısıyla olsun, her şeyle bölgenin örnek bir kümes haline gelmiştir.
ve tavuk firması tarafından fotoğrafları çekilip dergiye konmak üzere fotoğrafları çekilmiştir. Herkese saygılar diliyorum. Tavuk çiftliği kurmak bayağı masraflı bir iş olsa da ölüm olduğu zaman yaptığın masrafa karşılık aldığın para gerçekten tatmin etmiyor. Yine Allah bereket versin. Nankörlük yapmayalım da, fakat ölüm olduğu zaman alacağın para düşüyor ve aynı zamanda da ölüm olduğu için bir moral bozukluğu oluyor. Tavukçuluk böyle bir sektör.